Başkan Erdoğan 9 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecekti. Ancak bu ziyarette bir erteleme söz konusu Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da Beyaz Saray'dan da açıklamalar gelmişti. Son durum ne? Hemen bu sorunu yanıtan bakalım Ankara'ya gideceğiz. Haber ekibinden Hakan Bacaksız bizi bekliyor olacak. Hakan kolaylıklar dile. Ertelemeye ilişkin neler söyleyeceğiz? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmayı planladığı ziyaret söylediğiniz gibi ertelendi Gökhan Kurt. Karar Türkiye'nin talebi üzerine Başkan Erdoğan'ın programında yaşanan bir değişiklik nedeniyle alındı. Gelişme ise Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu. Öncü Keçeli Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs'ta ABD'yi yapması planlanan ziyaret Programlarının uymaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarih ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında diyaloglar devam edecektir açıklaması yaptı bu sıcak gelişme sonrası. Elbette yeni ziyaretin ne zaman yapılacağına gözler çevrilmiş vaziyette henüz onunla ilgili yeni sıcak bir gelişme yaşanmış değil. Yani tarih belli değil bunun için her iki ülke yetkilerinin bir görüşme yapması ve ondan sonra da o tarihi netleştirmesi gerekecek. Söylediğiniz gibi konuya ilişkin Beyaz Saray'dan da kısa ve net bir açıklama yapıldı açıklamada Erdoğan ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uygun hale getiremedik. Ankara ve Washington'ın programları uyuşmadı. Uygun bir zamanda Erdoğan ağırlamayı dört gözle bekliyoruz ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Gökhan Kurt. Evet Hakan Bacaksız biz tabii gündemimizde yer alan bir başka başlık. Ee, İsrail Dışişleri Bakanı'ndan gelen o skandal açıklamalar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ve o skandal açıklamalarını açıklamaları Ankara'dan ardı ardına çok sert, çok net yanıtlar geldi. Peki Ankara'da hangi tepkiler yükseliyor? Evet isterseniz şöyle başlayalım. İsrailli Bakan Kesin bu açıklamaları neden yaptığından başlayalım. Dün İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan parlamenterler arası Kudüs Platformu 5. konferansında son derece çarpıcı ve etkili bir konuşma yaptı. Ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına katliamına karşı çok sert sözlerle tepki gösterdi. O sözleri hatırlatmakta fayda var. Çok çarpıcı dediğim gibi şu ifadeleri kullandı Erdoğan. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını gazete kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır ifadesini kullandı. İşte bu sözlerden rahatsız oldu İsrail Dışişleri Bakanı Kes ve Başkan Erdoğan'a haddini aşan son derece çirkin sözlerle, hakaret sözlerle yaklaştığı ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Bakanı son derece sert bir tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamayı hem seviyesiz hem de son derece ciddiyetsiz olarak tanımladı. Açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımız hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması İsrail hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir denildi. İsrail hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Türkiye İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca bir yüksek sesle getirmeye, dile getirmeye devam edecektir ifadesi yer aldı Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Gökhan Kurt.